Mafia 4 geliyor. Hem de online versiyonuyla. Mafia 4 duyuruldu. İsmi ise Mafia The Old Country olacak. Ancak biz video içinde Mafia 4 diye belirteceğiz, öyle sesleneceğiz, bilginiz olsun. Mafia 4 için ilk tanıtım yayınlandı. Hangar 13 uzun zamandır merakla beklediğimiz, 4 ay öncesinde yakında duyurulacak diye videosunu paylaştığım Mafia serisinin 4. halkası hakkındaki sessizliğini Gamescom 2024 etkinliğinde artık bozmuş oldu. Gamescom'un sürpriz oyunu oldu Mafia 4. Yakında duyurulacağını biliyordum ama Take-Two tarafından kazanç çağrılarında duyurulur sanmıştım. Adamlar fena ters köşe yaptılar. Mayıs 2022'den beri Hangar 13 stüdyosu tarafından Unreal Engine 5 ile yeni bir mafya oyunu üzerinde çalışıldığı öne sürülüyordu. Yeni oyun hakkındaki ilk resmi açıklamaysa Ağustos 2022'de gelmişti. Daha önceki videolarda da serinin köklerine ineceğinin altını çizerek belirtmiştim. Açıklananlara göre yeni macerada seriyi köklerine geri döndürmeyi hedefliyor. Mafia 4, 2K ve Hangar 13 ortaklığında geliştiriliyor. Çıkış tarihi ise 2025. Ancak hangi ayda, hangi mevsimde olacağına dair net bir bilgi yok. Detaylı bilgi ve oynanış görüntüleri, oyuna dair daha fazla ipucu Aralık 2024'te paylaşılacak. 2002 yılında ilk oyuna yayınlanan Mafia, iki devam oyunu ve 2020'de de bir remake ile oyuncuların karşısına çıkmıştı. Sinematik hikaye anlatımı ve gerçekçi tarihi ortamları onu öne çıkaran en önemli özellikleriydi. Genel olarak yeraltı suç dünyasını farklı zaman dilimlerine ele alıyordu. Mafia 3, oyuncular için bir trajedi gözüyle, hayal kırıklığı gözüyle bakılıyordu. Ancak şirket kendisini Definitive Edition sürümüyle affettirmiş oldu. Mafia 4 ise mafyanın merkezine, 1900'lü yılların Sicilya'sını konu alacak. Mafia The Old Country'nin duyuru fragmanı, gergin bir müzik, kalın bir ses tonuyla İtalyan aksanlı İngilizce konuşan bir adamla kendini gösteriyor, öne çıkarıyor kendini. Biz mafyayız diyor. Sonrasında uzaktan şehri görüyoruz. Unreal Engine 5 yine efsanevi gözüküyor burada. PlayStation 5, Xbox Series X ve S ve ayrıca bilgisayar platformları üzerinden yayınlanacak yapım, oyuncuları 1900'lerin Sicilya'sının sert yeraltı dünyasına götürüyor. Oyuncuların mafyanın bu acımasız zamanında hayatta kalmanın zorlu yanlarıyla yüzleşecekler. Hangar 13 başkanı Nick Baynes bu yeni adımla serinin köklerine geri döneceğini dile getirmişti. Yeni bir mekanda geçecek olan oyun zengin ve hikaye odaklı bir deneyim sunmayı planlıyor. Baynes oyunu serinin güçlü yanlarını geliştirdiğini belirtirken sürükleyici ve deneyimlere hayran olanlar için de yapımın yeni ve ilgi çekici bir detaylar sunacağına inandığını paylaşmıştı. Biz de tekrar hatırlatalım. Yapımcılar seriyi klasik yapan unsurlara sadık kalarak yeraltı suç dünyasının yeni bir bakış açısı getirmeye hazırlandıklarını sürekli vurguluyorlar. Mafia 4'ün geleceğini daha önce sizlere bahsetmiştim. Daha 4 ay önce şöyle bir video yapmıştım. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Ekran alıntısı da videonun içerisinde var. Ve burada bazı bilgiler vermiştim. Bu bilgilerin bazı kısımları duyuruldu, bazı kısımları duyurulmadı. Duyurulmayan kısımları yine video içerisinde göreceğiz. Oyunun 2025 yılında çıkacağı söyleniyor. 2025 yılının hangi ayında veya hangi mevsiminde olduğu belli değil. Ama şimdi baktığımız zaman 2025'te GTA 6 da çıkacak. Aynı zaman diliminde şöyle de bir sıkıntı var. Take-Two Hangar 13'ün sahibi aslına bakılırsa Hangar 13 ile birlikte çalışıyor. Rockstar Games ile birlikte de çalışıyor. Aslında Mafia 4'ün sahibi Take-Two Interactive. Şimdi her iki büyük oyunu da aynı yıl çıkarmaları nasıl bir zarara uğratır bilmiyoruz. Onu göreceğiz, bakacağız. Ama bence aynı yıl çıkarması iki oyun için de zarar olabilir. GTA 6 için çok zarar olur mu bilmiyorum ama Mafia 4 için büyük zarara uğratır. Bence 2026'da çıkartabilirler veya 2025'e girmeden bu senenin sonunda çıkartabilirler ama küçük bir ihtimal. Mafia 4 2025 yılında bilgisayar, Xbox ve PlayStation'a gelecek. Xbox Series S ve X'e gelecek bir de PlayStation 5'e gelecek. Maalesef PlayStation 4 veya Xbox bana gelmeyeceğini buradan tekrar sizlere belirteyim. 2025 yılı deniliyor. Tekrar altını çizeyim. Ben 2025 yılında gelmeyecek bir erteleme bekliyorum. Ancak GTA 6 için bir erteleme beklemiyoruz. Daha önceki videoda belirttiğim ancak henüz duyurulmayan bazı ögeler var, onlara değinelim. Hangar 13 Mafia 4'te çok büyük değişikliğe gitti. 3. ve Mafia Definitive Edition'da kullandığı motoru kullanmayarak Unreal Engine'a geçtiler. Hangar 13 için son yıllar çok zorluydu. 2016'da Mafia 3'ü piyasaya sürdükten sonra 2 dönem boyunca işten çıkarma olayları baş göstermişti. Stüdyo bu süre zarfında birkaç yeni oyun üzerinde çalıştı. Daha önce biri Rhapsody adlı müzik ipuçları etrafında dönen bir casus oyunuydu. Bir diğeri Vault Code adlı sınıf tabanlı bir kooperatif aksiyon oyunuydu. Bu proje üzerine 50 milyon dolardan fazla para harcanmasının ardından 2022 senesinde ana şirket Take-Two tarafından sessizce bu oyunlar rafa kaldırıldı.
50 milyon dolar çöp oldu. Üçüncü yeni oyunsa Mozaik Kod adlı bir yağmacı nişancı oyununun da resmi olarak açıklanmadan önce oyunun iptal edildiğini tekrar belirteyim. Videonun başında Mafia 4'ün online versiyonu olacağını söylemiştim. Co-op veya online ya da her ikisi de bu oyunda olacak. Hangar 13 geçtiğimiz yıl yeni iş ilanları çıkarmıştı. Mafia 4 konusunda birçok kişi bu ilanlara heyecanlanmıştı. Brighton'da bulunan Senior System Designer pozisyonu için yapılan iş ilanında adayın 3A oyun geliştirme deneyimine sahip olması isteniyor ve çok oyunculu oyuncular ve canlı oyun tasarımı deneyimi tercih sebebi olarak belirtiliyor. Ayrıca rol, ekonomi sistemleri ve tasarımı konusunda bilgi sahibi olmayı da gerektiriyor. Bu da potansiyel bir canlı servis sistemi olasılığını artırıyor. Mafya serisi genellikle tek kişilik bir deneyim olarak tanınıyor ancak çok oyunculu bir mafya oyunu bence muazzam olurdu. Örneğin oyuncular kendi suç ailelerini kurabilirler, rakip ailelerle savaşabilirler veya işbirliği yapabilirler. Farklı şehirlerde operasyonlar yürütebilir veya kendi hikayelerini oluşturabilirler. Bu tür bir oyun GTA 6 ile başa baş gidebilir. Ancak çok oyunculu bir mafya oyunu yapmak kolay değil. Oyunun teknik performansını, sunucu kalitesini, güvenlik sorunlarını, dengeli bir ekonomi sistemini ve sürekli güncel içerik sağlamayı uydurmak gerekiyor. Ayrıca çok oyunculu bir oyunu tek kişilik moduna zarar vermemesi de çok önemli. Bazı oyuncuların sadece hikaye odaklı bir mafya deneyimi isteyeceklerini de unutmamak gerekiyor. İş ilanlarından bir diğer ilginç detay da Mafia 4'ün gizlilik oynayışına odaklanacağı yönünde. Lead AI Designer ve Principal AI Designer pozisyonları için yapılan ilanlarda adayların gizlilik ve savaş oynanış döngülerine katkıda bulunabilecek olması isteniyor. Bu da Mafia 4'ün olası hikaye modunda belki de mafyanın içine sızan gizli bir ajanı oynayabileceğimiz anlamına gelebilir. Evet değerli dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like butonuna tıklamayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.